şey sizin için. Kadın evet. Bunu da düşünüyor. Görüyorsunuz teşekkür değil mi? Teşekkür ediyoruz. İkimiz de yapıyoruz. Evet. Siz dinliyorum. Şimdi özellikle mesela ev hanımı diyoruz biz. Evet. İşte çalışan bayan değil. Mesela ev hanımı. Tamam da ev hanımının yaptığı iş az mı? Şimdi birçok şeyin erkeklerden kadınların şikayeti şu. Hocam yaptığımız gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Nilgün Hanım emek veriyor. Bir saat uğraşıyor. Ama biz 15 dakikada onu tüketiyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ben yapmışım, uğraşmışım o kadar. Büyük bir heyecanla yapmışım ve koymuşum bunu sofraya. Bey geliyor. Bunun tuzu mu az? Niye aynı yemek? Bir şey söyleyeceğim. Bu çatalı böyle. Çatalı gibi. Şöyle bir hizalayasım. Geliyor bazen. Evet. Şimdi özellikle takdirle ilgili ciddi sıkıntı var. Nasıl var, olmuş? Değil mi? Var. Şimdi nasıl olmuş bey? İfadeler birçok yerde çok üzücü ama yiyoruz ya. Şimdi tuzu azsa söyleriz, yağı fazlaysa söyleriz. Sorun varsa, problem varsa söyleme. Hani az olmuş, iyi olmuş. Çok iyi olduğunda bir şey değil. Az olduğunda müdahale. Var biraz yapı olarak ama şu var. Asıl mesela bir saat verilmiş, emek harcanmış. Tükeniyor ama öğlen var, akşam var, her gün yapılıyor. Sürekli yapılan ve tüketilen işte bulaşıklar yıkanıyor, toparlanıyor. Tabii. Yani sürekli aynı emeğin yapıldığı ve görülmemesi kadını üzüyor. Doğru. Şimdi şey var tabii hani o rutin içerisinde herkes çok alışıyor gerçekten alışıyor. Buna ama o alışma maalesef bazen bazı şeyleri görmeye engelliyor. O zaman bazı akşamlar yemek yapmamak mı lazım? Şimdi mesela bundan, bak. Şey bundan bu, ama şöyle güzel bir şey. Bundan şikayet eden ya sen ne yapıyorsun ki? Sürekli sen ne yapıyorsun ki diyen bir bey. Hmm. Hanımefendi ne yapmış? Sabahleyin kalkmış. Hı hı. Kahvaltı hazırlamamış. Bey gitmiş. Ondan sonra orada bir tartışma olmuş zaten onunla ilgili. Gitmiş. Gittikten sonra kalkmış kendine güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kadın çocukları okula göndermiş zaten. Tam sefa saati. Ondan sonra bu, açmış. O saat bu saat. Evet. Şimdi hanımlar güzel güzel sofralarını kurdular. Bizim televizyonun karşısına yerleştiler. Evet. Bizi seyrediyorlar şimdi. Ya ne evet. Olmuş? Ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra oturmuş televizyon izliyor. Aha. Akşama kadar. Ne yemek? Hiçbir şey yok. Evet. Yatakları bile toplamamış. Bak bunu da soracaktım. Evet. Allah, yatakları bile toplamamış. Sonra ne olmuş? Adam bir gelmiş her yerde bulaşıklar duruyor. Yemekler işte o her dağınık. Allah. Demiş ki bu ne? Demiş. Ben bir şey yapmıyorum ki demiş. Orada neler yaptığının ama fark edilmediğini bence çok güzel anlatmış. Çok doğru. Yani o noktada çalışsın çalışmasın. Aslında herkesin desteğe ihtiyacı var. Yani kesinlikle hanımların öyle. Desteğe ihtiyacı olduğunu. Bakın yardım etmesi değil. Senin yaptıklarının farkındayım demesi bile bence çok önemli bir mesaj. Ya biz hani Rabbim böyle yaratmış hakikaten. Biraz ilgiye ihtiyacımız var. Yani var. Hani yapıldığımız biraz görülsün istiyoruz. Aslında beyler de bunu istiyorlar bence. Çünkü onu da şuradan anlıyorum. Mesela iş yerlerinde patron takdir etsin istiyor. Hadi evet. Maaşa zam yapma da en azından bir takdir etsin istiyor. Aslında insanoğlunun buna ihtiyacı var. Takdir insanın doğasında takdir edilme duygusu var. Var.